Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda üçgende kenar ortay, açı ortay, ve yükseklik kavramlarını inceleyeceğiz. Önce kenar ortaydan başlayalım. Ee, kenar ortay Kenar ortay gördüğünüz gibi adı üstünde. Kenarı arkadaşlar, üçgenin kenarını tam orta noktasından ikiye bölen doğru parçası. Yani şimdi bir e, üçgen çizelim. Bir üçgen çizelim arkadaşlar. Şu şekilde. Bu üçgenin kenarının mesela diyelim ki bu A, B, C üçgeni bu kenarının tam orta noktasını buluyoruz. Diyelim ki bu kenarı e, 10 santimetre 10 santimetreyiz arkadaşlar. Tam orta noktasını buluyoruz. Yani 5'e 5 olacak şekilde bunu ayırıyoruz. Daha sonra bu e, karşı köşeden karşı köşeden bu noktaya bir doğru parçası çiziyoruz. Bu çizdiğimiz doğru parçası e, BC kenarına ait kenar ortay. Yani şimdi bu BC kenarına biz A kenarı dersek, buraya B kenarı, buraya C kenarı dersek, bu çizmiş olduğumuz doğru parçası arkadaşlar A kenarına ait kenar ortay. Yani VA olarak gösteriyoruz. V e, kenar ortayın sembolü. Buradaki A da bu A kenarı demek. Yani A kenarına ait kenar ortay. Şimdi e, diğerlerini nasıl yapacağız? Diğerlerini de yine arkadaşlar. Ee, mesela C kenarının da şöyle orta noktasını buluyoruz. Yani şurasıyla şurası birbirine eşit olacak şekilde ayırıyoruz. Daha sonra buradan karşı köşeden karşı köşeden bu noktaya bir doğru parçası çiziyoruz. Bu çizdiğimiz doğru parçası da arkadaşlar e, V C yani C kenarına ait kenar ortay. Ee, B kenarında bulalım yine B kenarının orta noktasını tespit ediyorsunuz arkadaşlar burası ile burası birbirine eşit olacak şekilde ayırıyorsunuz daha sonra da e, B kenarın B köşesinden karşı köşeden bu noktaya bir doğru parçası çiziyoruz bu çizmiş olduğumuz doğru parçası da V B yani B kenarına ait kenar ortay şimdi bu e, hepsi bunu bu kenar ortaylarının hepsi şurada bir noktada kesişti arkadaşlar. Bu kesişim noktasına da ne diyoruz? G noktası. Yani ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi. Şimdi buradaki soruya bakalım arkadaşlar. Buradaki soruda bize e, bu BC kenarına ait kenar ortayının nereden geçeceğini soruyor. Hemen yapacak olduğumuz şey burayı bir saymak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim. Bu 10 birimi Tam ortadan ikiye bölüyoruz yani 10 e, birimin yarısı arkadaşlar 5 birim, 5 birimdir yani 1, 2, 3, 4, 5 birim olacak şekilde ayırıyoruz. Orta noktasını belirlemiş olduk. Daha sonra bu noktadan geçecek şekilde karşı köşeden burayı birleştiriyoruz arkadaşlar ve BC kenarına ait kenar ortayı böylelikle çizmiş oluyoruz. Arkadaşlar şimdi de e, buradaki üçgenlerin kenarlarının kenar ortaylarını bulalım. Nasıl bulacağız bunları hemen bakalım şimdi e, kl kenarına ait kenar ortaya bulmak kolay çünkü kl burası saydığımız zaman 6 birim 6 birim yarısını alıyoruz 3 birim buraya bir nokta koyuyoruz Daha sonra karşı köşeden arkadaşlar karşı köşeden burayı Birleştiriyoruz kenar ortayını çizmiş olduk Lm kenarını sayalım buradan kaç birim olduğunu e, Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim arkadaşlar. 12 birim. 12 birim buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimi işaretliyorum. Bu 6 birimi işaretledikten sonra karşı köşeyle burayı birleştiriyorum ve burası da 12 birimdi. 6 birim 6 birim olacak şekilde ayırdık. Burası 3 birim 3 birim olacak şekilde ayrıldı. Şimdi diğer e, kenar ortayı çizmek için e, iki yöntemimiz var. Bir tanesi bu ikisini çizdiysek, bunların kesişim noktasından geçecek şekilde diğerini de çizebiliriz. Ama e, diğer kenarın orta noktasını nasıl bulacağımızı gösterelim. E, diğer kenar çapraz gittiği için bu şekilde, yani direkt olarak 1, 2, 3 diye falan sayamıyoruz. Yani burayı kesinlikle 1, 2, 3 falan diye saymaya çalışmayın, yanlış olur. Burayı nasıl sayacağız? Şimdi bu başlangıç noktası. Burası bitiş noktası. Burası bu kenarın. Buradan buraya gitmek için ne yapılmış? Bakın. Buradan buraya gitmek için 6 birim aşağı inilmiş, 12 birim sağa gidilmiş. 6 birim aşağı, 12 birim sağa gidilmiş arkadaşlar. Demek ki bunların yarısını alacağız. Yani 3 birim aşağı, 6 birim sağa gitmemiz gerekiyor. 3 birim aşağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağa gittiğimiz zaman gelecek olduğumuz yer bu KM'nin orta noktası olmuş olur. Ve arkadaşlar bunun kenar ortayı da tam bu karşıdan bu şekilde çizilir. Bakın görmüş olduğunuz gibi orta noktada kesiştiler. Şimdi yan tarafta PS'nin orta noktasını bulmak için yine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 1 2 3 4 5 6 yani yarısını tespit ettik ve arkadaşlar karşıdan burayı birleştirdik. Şimdi e, PR'yi bulmak için ne yapacağız? PR'yi bulmak için arkadaşlar <laughs> P'nin başlangıç noktasıyla bitiş noktasını seçiyoruz. Yani buradan buraya gitmek için ne yapılması gerekiyor? Ona bakacağız şimdi. 1 2 3 4 birim aşağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. 4 birime 8 birim. Bunların yarılarını aldığımız zaman 2 birime 4 birim yapar arkadaşlar. 2'ye 4 yapar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Orta noktasını bu şekilde tespit etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar karşı köşeli burayı karşı köşeli burayı birleştiriyoruz ve kenar ortayını çizmiş olduk. E, sr'yi bulmak için de sr'de de arkadaşlar bu e, yine aynı şekilde buradan buraya işte e, kaç birime kaç birim olduğunu sayabilirsiniz kaç birim aşağı kaç birim sol olduğunu burada yaptığımız gibi ya da bu tam çapraz olanlarda direkt sayabilirsiniz. yani bir birimi ifade etmez ama e, bir çapraz iki çapraz üç çapraz dört çapraz beş çapraz altı çapraz yedi çapraz sekiz çapraz sekiz çaprazın yarısı dört çapraz bir 2, 3, 4 çapraz. Bakın özellikle birim demiyorum. Çünkü bunlar bir birimden biraz daha uzundur. Çapraz diye bir şey uydurdum. O şekilde söylüyorum. Ya da dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde. Buradan kaça kaçsa yarılarını alıp ilerleyebilirsiniz. Şimdi karşı köşeyle de orayı birleştireceğim. Karşı köşeyle de burayı şöyle birleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi bütün kenar ortaylar bir noktada kesişmiş oldular. Şimdi bu iki soruyu çözelim. Burada arkadaşlar, ABC üçgeninde AD, BC kenarına ait kenar ortaymış. Yani e, AD şu, BC kenarına ait şu kenara ait kenar ortaymış. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle gösterebiliriz. Yani bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit diyebiliriz. E, daha sonra AE, AE yani şu, bu da. ADC üçgeninde DC kenarına ait açı ortaymış. Yani arkadaşlar bundan da şunu anlarız. Şu iki uzunluk birbirine eşit demek oluyor. BC 12 olduğuna göre B'den C'ye 12 ise arkadaşlar burası 6'ya 6 şeklinde ayrılır. Buranın tamamı 6 ise buralarda 3'e 3 şeklinde ayrılır. Şimdi bize nereyi soruyor? EC kaç santimetredir? Tabii ki buradan 3 santimetre olduğunu buluyoruz. Yandaki soruda da köşe, köşe noktalarından ikisi yandaki kare dizemine verilen P ve R noktaları olan üçgenin PR kenarına ait kenar ortayı S noktasından geçmektedir. Yani bir üçgen varmış burada. Bu üçgen arkadaşlar bir kenarı PR'ymiş ve kenar ortay S noktasından geçiyormuş. Üçüncü köşesini bulmamızı istiyor. O zaman bu kenarın önce bir orta noktasını bulmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Buradan 4 birim alıyoruz. Yani kenarın orta noktası burası. Buradan ve S'den geçecek şekilde ilerlemesi lazım. Yani şu şekilde ilerlemesi lazım. Nasıl devam ediyor? Bir sola 3 yukarı gitti arkadaşlar. Demek ki bir sola 3 yukarı daha gidecek. Yani şu noktadan geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla buradan diğer köşenin B noktası olduğunu anlıyoruz. Yani şu şekilde bir üçgenden bahsediyoruz. Demek ki üçüncü köşesi B noktası. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Açı ortaya. Açı ortayda yine isminden anlaşılacağı üzere açıyı açıyı orta noktasından iki eşit parçaya bölüyor. Yani burada bir K açısı var. Bu K açısını tam ortasından iki eşit parçaya bölen doğru parçasına arkadaşlar açı ortay deniyor. Buradan başlıyor. Karşı köşe karşı kenara kadar uzanıyor. Bu açı ortayımız. Yani burası kaç derecese Diyelim ki 60 derecesi. 30 dereceye 30 derece olarak ayırıyor. Veya bu M açısı diyelim ki 70 derece ise 35 dereceye 35 derece ayırıyor. Mesela bu L açısı tabi geriye 50 derece kalıyor. 50 derece ise buraları 25'e 25 olacak şekilde ayırıyor arkadaşlar. Şimdi bu LR doğru parçası mesela L açısının açı ortayı. Bu nasıl gösteriliyor? N L olarak gösteriliyor arkadaşlar. Yani burada ne açıortayın ortayın e, sembolü L de L açısı olduğuna göre açı orta, e, L açısının açıortayı ortayı demek. Yani bu neye eşitmiş? LR doğru parçasına eşitmiş. Yani köşedeki açıyı iki eşit parçaya bölecek ve karşıdaki kenara kadar uzanacak arkadaşlar. Şu soruda bize şunu soruyor: B açısına ait açıortay ortay nereden geçer? Şimdi burada B açısı tabi kareli zeminde verildiği için B açısının buradan 90 derece olduğunu anlıyoruz. 90 derece ise arkadaşlar bunun açı ortayı yarısı 45 derecedir. 45 derecede yani tam şöyle köşeden köşeye tam köşeden köşeye geçecek şekilde ilerler. Yani buradan D noktasına gelmiş olur. Arkadaşlar burada da e Noktalı kağıt üzerine verilen üçgenlerde A açılarına ait açı bulacağız. Burada A açısı şöyle bir açı görüyorsunuz. Bu açıyı arkadaşlar tam ortadan bölecek şekilde bir açı ortay çiziyoruz. A açısına ait açı ortay. bu arkadaşlar. Çünkü buradaki açıyı şu şekilde iki eşit parçaya böldük. Yine burada da A açısı şöyle bir açı. Bu açıyı iki eşit parçaya bölmemiz gerekiyor. Bu açıyı iki eşit parçaya bölmek için şu şekilde geçirmemiz gerekiyor. Yani açı ortayımız bu arkadaşlar. A açısına ait açı ortayımız bu. Yani buraya şöyle NA yazabiliriz. Buraya da yine NA yazabiliriz. A açısına ait açı ortay. Arkadaşlar bu ilk soruyu da yapalım açı ortayla ilgili. Burada ABC üçgeninde bu açılı A açısı B açısını vermiş. C'de CD açıortay olduğuna göre diyor. Bu açıortay olduğuna göre ACD yani şuradaki açının kaç derece olduğunu bize soruyor. Eee bu açıortaysa arkadaşlar demek ki şu açı ile şu açı birbirine eşit. C açısının tamamı kaç kaç derece? 82 ile 46'yı toplarsak 8 12 128 derece. 180'den de 128 dereceyi çıkartacağız arkadaşlar. 2, 7, 5, 52 derece kalıyormuş C açısına. C açısı 52 derecesi arkadaşlar. Yarısı da 26 derecedir. Yani 26, 26 olması gerekir. Cevabımız Bursa. Yan taraftaki soruda da e, PRS'nin PT açı ortayıdır. PRS üçgeninde arkadaşlar. PRS üçgeninde PT açı ortaymış. Hemen bakın okuduğunuz anda Bunları gösterirseniz mesela burayı da noktalı gösterelim. Gösterirseniz görmeniz açısından daha iyi olur. RPT RPT yani şurası 2x'miş arkadaşlar. TPS TPS yani şurası da x artı 15'miş. Dolayısıyla arkadaşlar bu ikisinin birbirine eşit olması lazım. Yani 2x eşittir x artı 15 olması lazım x'i bu tarafa attığımız zaman eksi x olarak gelir. 2x'den 1x çıktı. x kaldı. Eşittir 15. x'in değeri 15. Bize nereyi soruyor? rps rps bu açının tamamını soruyor. x 15 arkadaşlar 2 kere 15'ten burası 30'dur. E burası da 15 artı 15 30'dur. Zaten hesaplamaya bile gerek yok. Açı ortay zaten 30. 30 30 daha 60 derece buradaki rps açısı. Şimdi arkadaşlar geldik yüksekliğe. Yükseklik. Yükseklik arkadaşlar iki nokta arasındaki mesafe gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi biz bu yüksekliği üçgenli yükseklik olarak bakacağız. Üçgenli yükseklik üç farklı şekilde inceleniyor arkadaşlar. Çünkü dar açılı, dik açılı ve geniş açılı üçgene göre üç farklı yükseklik tipimiz var. Şöyle bir Dar açılı üçgen çizelim. Bu dar açılı üçgenimiz ABC üçgen olsun. ABC üçgeninin arkadaşlar e, A kenarı, B kenarı ve C kenarını verelim. Burada şimdi e, A kenarına ait yüksekliği şöyle buluyoruz. A köşesinden arkadaşlar, A köşesinden e, tutuyoruz ve karşıya doğru, BC kenarına doğru uzatıyoruz çizgimizi. Ama şöyle değil veya şöyle değil. Yani şu açımız 90 derece tam dik olacak şekilde getirip bırakıyoruz. Yani şurada arkadaşlar şu şekilde bir 90 derece oluşmuş olması gerekiyor. 90 derece. İşte bu çizmiş olduğumuz pembeye biz ne diyoruz? h a. Yani a kenarına ait yükseklik diyoruz. Şimdi B kenarına ait yüksekliğimizi çizelim. B kenarına ait yüksekliği de B köşesinden çizeceğiz. B köşesinden itibaren başlıyoruz. B kenarına yine böyle değil tam dik olacak şekilde dik olacak şekilde getiriyoruz ve bırakıyoruz arkadaşlar. Yani burası yine şöyle 90 derece olacak şekilde olması gerekiyor. Buna da HB diyoruz arkadaşlar. B kenarına ait yükseklik olduğunu göstermek için. Sırada C var arkadaşlar. C köşesinden başlayıp C kenarına C kenarına dik olacak şekilde çiziyoruz. Yine arkadaşlar burada e, yükseklikler üçgenin içinde bir noktada üçgenin içinde bir noktada kesişiyorlar. Buraya da arkadaşlar biz ne diyoruz? Diklik merkezi diyoruz. Diklik merkezi diyoruz. Buraya da. Şöyle bir ok götürelim. Bu ok da diklik merkezini göstersin. Şimdi bu çizdiğimiz siyah olan adı HC diyoruz. Yani C kenarına ait yükseklik. Şimdi bu dar açılı üçgende yüksekliklerimizde. Şimdi arkadaşlar dar açılı değil de geniş açılı üçgende yüksekliklerimizi çizelim. Bir tane geniş açılı üçgen çizeceğiz. Bu geniş açılı üçgenimiz şöyle olsun. Şöyle bir geniş açılı üçgen çizelim. Bu geniş açılı üçgen arkadaşlar, e, burası A, B, C köşeleri. Bakın şuradaki B açısı geniş açı, yani 90 dereceden büyük bir açısı var. Dolayısıyla arkadaşlar, bunu buna e, A noktasından, yani A köşesinden bir yükseklik çizebilmek için, bakın şöyle yapamayız. Yani A nokta, A köşesinden BC kenarına doğru uzattığımız çizgi ne olur? Bakın geniş açıdan bakın şöyle zaten geniş açıydı. Böyle yaptığımız zaman daha da geniş açı olmaya başlıyor. Yani bu açı kaç derecesi? Diyelim ki 120 derece ise şöyle gittiğimiz zaman 130-140- 150 derecelere yükseliyor. Yani buralara bir yere bunu çizemeyiz. Nereye çizmemiz gerekiyor? Mecburen şu taraflara yani dik olması için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Şuraya bırakmamız gerekiyor. Yani BC kenarına üçgenin içinden değil de dışından bir yükseklik çizmiş oluyoruz yani BC kenarının uzantısına arkadaşlar uzantısına bir dikme çizmiş oluyoruz bu BC kenarına ait yükseklik yani şöyle yine a kenarı b kenarı c kenarı dersek kısaca bu çizmiş olduğumuz yükseklik Ha a arkadaşlar daha sonra b kenarına ait yüksekliğe bakalım b kenarına ait yükseklik kolay çünkü o yine üçgenin e, karşısında köşeden çizileceği için üçgenin içinde çizilmiş oluyor. Yani üçgenin içinde 90 dereceyi oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla bu H, B. Yani B açısına ait yükseklik. C, C, B kenarına ait yükseklik. C kenarına ait yükseklikte yine arkadaşlar C kenarının uzantısını çizmemiz lazım. Şöyle uzantısını alalım C kenarının. Neden uzantısını alıyoruz? Çünkü bakın e, buradan buradan arkadaşlar C köşesinden biz başladığımız zaman C kenarına çizdiğimiz bütün doğru parçaları geniş açılı olacaktır. Geniş açılı olacağı için bakın buradan itibaren buraya doğru açımız küçülmeye başlıyor. Buradayken geniş açı yine biraz daha gittiğimizde iyice küçülmeye başlıyor. Açı küçülmeye başlıyor ve arkadaşlar şuralarda bir yerde 90 dereceye ulaşıyor. Yani buradaki açımız 90 dereceye geldiği anda bizim yüksekliğimiz bulunmuş oluyor. Bu da h c yani c kenarına ait yükseklik. Şimdi dar açılı üçgende yükseklikler üçgenin iç bölgesinde kesişmişti. Yani yük, diklik merkezi üçgenin iç bölgesindeydi. Buradaysa ise diklik merkezi arkadaşlar bakın burada üçgenin iç bölgesinde buralarda bir yerde kesişmiyor. Ama bu yüksekliklerin uzantılarını aldığınız zaman arkadaşlar yüksekliklerin uzantılarını aldığınız zaman şu şekilde bu yüksekliklerin uzantıları üçgenin dış bölgesinde bir yerde kesişiyorlar. Yani diklik merkezi üçgenin dış bölgesinde kesişiyor. Dar açılıda iç bölgede, geniş açılıda dış bölgede kesişiyor. Şimdi şuraya da e, dik açılı üçgeni oluşturacağız. Dik açılı üçgende durum nasıl, yükseklikler nasıl, onu gösterelim. Bir tane e, dik üçgen çizelim buraya arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgenimiz olsun. Bu dik üçgenimiz A, B, C üçgeni olsun. Şimdi e, buraya yine A kenarı, B kenarı, C kenarı diyelim. A kenarına ait yüksekliği çizerken arkadaşlar. A kenarına ait yüksekliği çizerken buradan başlıyoruz. Buradan bu tarafa doğru çizdiğimiz zaman bakın geniş açı oldu. Geniş açı oldu. Daralıyor, daralıyor. Nerede? Tam buraya geldiği zaman 90 derece oluşmuş oluyor. Yani aslında... C kenarı bu üçgenin A kenarına ait bir yüksekliği. Yani burası aslında H. Hemen şöyle kalemimizle H A aslında burası. Yani C kenarı aslında A kenarına ait yükseklik. Yine aynı şekilde C kenarına ait yüksekliğe baktığımızda da C kenarına ait yüksekliğe baktığımızda da buradan bu tarafa doğru çizdiğimiz zaman bakın buralar hep geniş açı. Nerede dik oluyor? Buraya geldiği zaman dik oluyor. Yani aslında C kenarına ait yükseklik de bu A kenarı olmuş oluyor. H C bu da. Yani dik kenarlar aynı zamanda yükseklik arkadaşlar. Dik kenarlar aynı zamanda yükseklik dik açılı üçgende. Şu değişmiyor sadece. Onu hemen belirtelim. B kenarına ait yüksekliğimiz yine üçgenin iç bölgesinden şu şekilde çizilebiliyor. Burası yine dik. Bunda bir sıkıntı yok. Burada da arkadaşlar diklik merkezi nerede? Yüksekliklerin üçünün de kesiştiği nokta bakın burası. Yani burası neymiş? Diklik diklik merkezi. Burası arkadaşlar bakın dik açılı üçgende üçgenin köşesinde dik köşesinde geniş açılı üçgende dış bölgede dar açılı üçgende iç bölgede diklik merkezi oluşuyor. Burada ABC üçgeninde BC kenarına ait yüksekliği nasıl çizeriz diye soruyor. Ee, yapacak olduğumuz şey arkadaşlar şudur. Buradan başlıyoruz. A köşesinden buradan karşı kenarın karşı kenara dik olacak şekilde. Bakın burası kareli düzlem olarak verildiği için bu tam şu şekilde inmesi gerekiyor. Dik olabilmesi için. Dolayısıyla bu S noktasına inen bir dikme çizmiş oluyoruz. Yan tarafta da e, PRS üçgeninde S açısının 37 derece olduğunu söylemiş bize. TR yükseklik olduğuna göre diyor. TR yükseklikse arkadaşlar demek ki burası 90 derecedir. Bunu hemen belirtmemiz lazım buraya. E, TRS TRS açısı yani şuradaki açı, şu açı kaç derecedir diye bize soruyor. E, 90, 37 ise arkadaşlar burayı da biz 90 dereceden çıkartırsak sonucu buluruz. 90'dan 37'yi çıkarırsam 3, 8'den 3 çıktı. 5, 53 derece. Burada arkadaşlar bu ikisini toplayıp 180'den çıkarırsanız da olur. Çünkü açılar e, toplamı 180 derece. İkisini toplayıp 180'den çıkararak da 53'ü bulabilirsiniz. Ama pratik olarak e, burası 90 ise diğer iki açıda 90 kalır. 90'ın 37'si buradaysa 53'ü de buradadır diye direkt Dik açılı üçgenlerde 90 dereceden çıkararak da işlem yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi yükseklik açı ortay ve kenar ortayı ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen üzerinde inceleyeceğiz. Mesela ikizkenar üçgen üzerinde bakarsak, ikizkenar üçgen üzerinde bakarsak arkadaşlar, ikizkenar üçgenin bu iki kenar uzunluğu birbirine eşittir. Üçüncü kenar uzunluğu buna bunlara eşit olmayabilir. Şimdi ikiz kenar üçgende arkadaşlar aynı zamanda şu açılarda şu açılarda birbirine eşittir. İkiz kenar üçgende bir simetriklik olduğu için arkadaşlar buradan çizeceğimiz dikme bakın şöyle gösterelim. Buradan çizeceğimiz dikme dikme aynı hem yüksekliktir. Dikme olduğu için zaten yüksekliktir. Hem e, kenar ortaydır. Bu kenarı iki eşit parçaya böler. Hem de arkadaşlar açıortaydır ortaydır. Bu açıyı iki eşit parçaya böler. Yani yüksek e, ikiz kenar üçgende ikiz olan kenarların arasından çizilen yükseklik hem açıortay ortay, hem kenar ortaydır, hem de yüksekliktir. E, ve arkadaşlar e, eşkenar üçgende ise eşkenar üçgende ise bütün yönlerden baktığımızda ikizkenar olduğu için arkadaşlar buradan çizeceğimiz buradan çizeceğimiz yani birbirine eşit olan kenarların arasından çizeceğimiz yükseklik yine ikiz kenar üçgendeki gibi hem açı ortay hem kenar ortay hem de yüksekliktir. Ama eşkenar üçgenin bu kenarıyla bu kenarı da şöyle düzeltelim. Bu kenarıyla bu kenarı da birbirine eşit olduğu için arkadaşlar bu aradan çizeceğimiz yükseklik de aynı zamanda açı ortay ve aynı zamanda kenar ortaydır. Ve yine aynı şekilde buradan çizeceğimiz yükseklikte hem açı ortay, hem kenar ortay, hem yüksekliktir arkadaşlar. Eşkenar üçgende bütün açı ortaylar yükseklik ve kenar ortay. kenar üçgende ise sadece İkiz olan kenarların arasından çizilen bu şekildedir. Diğer taraftan çizilen e, aynı zamanda açı ortay, yükseklik ve kenar ortay olmaz arkadaşlar. E, bu uzunluk farklı olduğu için bunu söyleyemeyiz. Ama eşkenar üçgende bütün yönlerden baktığınızda ikiz kenarlık var, bütün kenarlar eşit. Dolayısıyla bütün yükseklikler aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda açı ortaydır. Arkadaşlar ikiz kenar ve eşkenar üçgende yükseklikler, açı ortaylar ve kenar ortaylar birbirine eşit çıkıyordu. İkiz kenarda ee, sadece bir tanesi, eşkenarda ise bütün hepsi birbirine eşitti. Peki çeşit kenar üçgende durum nedir? Bir tane şöyle çeşit kenar bir üçgen çizelim. Şöyle bir çeşit kenar üçgenimiz olsun arkadaşlar. Bu çeşit kenar üçgende e, şimdi bulacak olduğumuz şeyler şöyle ABC üçgen olsun. O ABC üçgeninde bulacak olduğumuz şeyler açı ortay, kenar ortay ve yüksek. Burası açımız olsun. Bu kenarımızın orta noktası yaklaşık şurası. Şimdi arkadaşlar bu kenara ait kenar ortay şöyle doğrumuzda çizelim. Bu kenara ait kenar ortay şudur. Kenar orta, ortay şudur arkadaşlar. Çünkü kenarı iki eşit parçaya böldü. Ee, açı ortaya geldiğimizde ise bu açıyı iki eşit parçaya bölecek şekilde çizmemiz lazım. Bu açıyı iki eşit parçaya bölecek şekilde yaklaşık olarak şöyle bir şey oluyor. Bu da bizim açı ortayımız açıyı iki eşit parçaya ayırdı. Son olarak arkadaşlar yüksekliğimiz var. Yükseklik yine buradan başlıyor ve dik olarak inecek aşağıya. Bu da bizim yüksekliğimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle. Yani bu siyah olan siyah olan arkadaşlar şu yükseklik. Bu pembe olan açı ortay. Bu da arkadaşlar kenar ortay. Şimdi ee, çeşit kenar üçgende açı ortay, kenar ortay ve yükseklik birbirinden kesinlikle farklı çıkar. Birbiriyle aynı olan herhangi ikisi olamaz arkadaşlar. Ve bunların e, büyüklük sıralaması soruluyor. Bunların büyüklük sıralamasında da yükseklik arkadaşlar en kısa olanıdır, ortanca olan açı ortaydır, en uzun olan da kenar ortaydır. Yani size bunların isimleri hangisinin ne olduğu verilmediyse bile en uzun olanı kenar ortay diyebilirsiniz. Bu açı ortay, bu da yükseklik. Burada arkadaşlar ilk sorumuzu çözmek için bir bilgiye ihtiyacımız var. Aşağıdaki dik üçgende AD kenar ortaydır diyor. Kenar ortay ise hemen şunları şu şekilde yerleştiriyoruz. BC 10 cm olduğuna göre AD kaçtır diyor. BC 10 arkadaşlar buralar 5'e 5 olarak ayrılır. AD'nin kaç olduğunu bulabilmek için işte bu bilgiye ihtiyacımız var. Bir dik üçgende arkadaşlar çizilen kenar ortay çizildiği kenarın yarısına eşittir. Yani bu çizildiği kenar 10 santimetre ise burası da 5 santimetre uzunluğundadır. Yani bu parçaların her biri birbirine eşittir. Yani dik üçgende kenar ortay çizildiği kenarın yarısına eşittir. Yani uzunluk 10 santimetre ise yarısı 5 santimetre diğer bir açıdan baktığımızda, bu ayırdığı parçaların uzunluğuna eşit olmuş oluyor. Bu kenar ortayın uzunluğu. Dolayısıyla AD uzunluğu 5 cm olarak karşımıza çıkıyor. Alttaki soruda ise ABC çeşit kenar üçgeninde. Burada önemli olan nokta çeşit kenar olması. BC kenarına çizilen yükseklik 7 cm. Şöyle bir çeşit kenar üçgen oluştur verelim. ABC. BC kenarına ait çizilen yükseklik 7 cm'ymiş arkadaşlar. Bu 7 cm. Kenar ortay 12 cm. Kenar ortay 12 cm. E, açı ortayın uzunluğu kaç olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar açı ortay yükseklikten uzun kenar ortaydan kısaydı. Yani bu ikisinin arasında bir şey olması gerekiyordu. Dolayısıyla 7 ile 12 arasında bulunan bir değer cevabımız olacak. Bu da Bursa 9 cm. Hemen yan tarafta da ABC eşkenar üçgeni. Bakın bu önemli, eşkenar olması önemli arkadaşlar. Demek ki burası, burası ve burası birbirine eşit. BD eşittir BD eşittir DC diyor. Yani şu iki parça birbirine eşitmiş arkadaşlar. Demek ki bu ne demek oluyor? Eşkenar üçgende bu iki parça birbirine eşitse e, bu kenar ortaydır. Bunun kenar ortay olması demek aynı zamanda yükseklik olması demek çünkü eşkenar ve aynı zamanda açı ortay olması demek arkadaşlar. Şu şekilde hem açı ortay hem kenar ortay hem yükseklik demektir bu. Şimdi bakalım BAD, BAD açısıyla CAD açısı şu iki açı birbirine eşittir diyor. Doğru. BC diktir, BC diktir AD'ye. Evet bu ikisi birbirine dik. Doğru. CD uzunluğu küçüktür AB uzunluğundan. CD uzunluğu küçüktür AB uzunluğu. Evet, CD uzunluğu AB uzunluğunun yarısı olması lazım. Bu da e, doğru bir ifade. BAC BAC açısı yani şu açının tamamı küçüktür ACB açısından diyor. E bu e, ACB açısı burası zaten 60 derece eşkenar üçgenden. BAC açısı e, burası da 60 derece. İkisi birbirine eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Burada küçüktür vermiş. O yüzden bu ifade yanlış. Cevabımız denizli.